Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir yöntemle biber dolması yapacağım. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. 6, 8, 10, 12. Öncelikle pirinç ölçüsünü ayarlayacağım. Daha sonra pirinci yıkayacağım. Her biber için 1 yemek kaşığı pirinç kullanıyorum. Artı 1 yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Yani 12 tane biber kullanıyorum. 12 yemek kaşığı pirinç artı 1 yemek kaşığı daha ekledim. Toplamda 13 yemek kaşığı pirinç kullanıyorum. Ölçüyü bu şekilde kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Pirinci suyu iyice berraklaşıncaya kadar yıkadım. Kabın içerisine alıyorum. Kıyma ilave edeceğim. Yaklaşık 150 gram kadar kıyma var burada. Miktarı azaltabilirsiniz. Bir tane ince kesmiş olduğum soğanı da ilave ediyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. Ayçiçek ya da kullanabilirsiniz. Ve dolmayı dolma yapan baharatlarını ekliyorum. Ben kişniş ve reyhanı her dolmaya çok yakıştırıyorum ve mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyorum. Toz kişniş, reyhan, pul biber, toz kırmızı biber ekliyorum. Baharatları tabii damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ama lezzetli bir dolma yapmak istiyorsanız bu baharatları kullanmanızı tavsiye ederim. Bir dolu yemek kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı da biber salçası vardı. Şimdi onları da ekledim. İyice karıştırıyorum iç malzemeyi. Herkesin alıştığı farklı, damak zevki farklı. Bazen kullandığım malzemeler fazla görünebiliyor, salça gibi. Azaltabilirsiniz yani damak zevkinize göre. Bunlar hiç sorun değil. Yağ miktarı fazla geldi diyelim. Bunu da azaltabilirsiniz. Evet, iç malzeme hazır. Ben öncelikle iç malzemeyi hazırlıyorum. Şimdi biberleri hazırlayacağım. İyice yıkamıştım. Sap ve çekirdek kısımlarını çıkartıyorum. Parmağımla şu şekilde bastırdıktan sonra biberi yırtmadan dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Şimdi biberleri tavanın üzerine aldım. Közleme işlemi yapacağım. İsterseniz fırında da yapabilirsiniz ya da ateşin üzerinde yapabilirsiniz. Çok fazla közlemeyeceğiz. Her iki tarafını da yani birkaç defa çevirerek közlüyorum şimdi. Biberlerin hepsini közledim. Şimdi iç malzemeyi dolduracağım. İç malzemeyi yerleştirirken çok fazla bastırmayın, sıkıştırmayın. Gelişi güzel bir şekilde hafifçe içine yerleştirin ve üzerinde de biraz boşluk kalsın. Tepeleme olarak doldurmayın. Tencereye yerleştirmeden önce alt taraflarını mutlaka delik açıyorum. Yan kısımlarına da açabilirsiniz eğer tencereye yerleştirdiyseniz. Bir iki delik açmanız yeterli. Çatalla da yapabilirsiniz bu işlemi. Şimdi üzerlerine domates dilimi yerleştiriyorum. Tencereyi ocağa aldım. Biraz sıvı yağ ekliyorum. Yani zeytinyağı ilave edeceğim. Dediğim gibi ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullandım. 1 tatlı kaşığı salçayı da suda biraz açtıktan sonra tencereye ilave ediyorum. Kalanına sıcak su ekleyeceğim.
Su miktarını da en kısa biberin üzerine çıkacak şekilde ayarlayın. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısık ateşe alıyorum. Ve kısık ateşte suyu biraz dibinde görünceye kadar pişmeye bırakıyorum. Yüksek ateşte pişirmeyin. Hem içinin güzelce pişmesi için hem de dolmaların lezzeti için önemli bir nokta bu. Evet, dolmalar pişti. Biraz dinlendirdikten sonra servis tabağına aldım. Şimdi size içini de göstereceğim. Gördüğünüz gibi içi tane tane ve çok güzel bir şekilde pişti. Közlenmiş olarak da gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin ve denerseniz de yorum bölümünde olumlu olumsuz görüşlerinizi benimle paylaşın lütfen. Evet, videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz, benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız, yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur, kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu dolma tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.